Evet sevgili arkadaşlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Sizler KPSS emekçilerisiniz değil mi? Fark etmez. Emekçi kadın her yerde kadındır. Teşekkür ederiz hocam. Öyle Ezgi var ya ne emekçi çıktı ya. E, i̇çinizde en çok emekçi olan Ezgi galiba. <laughs> <Rica ederim. gülüyor> Neden öyle dediniz? Yani Ezgi KPSS dışında sınavlara girmekle tanınıyor. Bir de hocam dersi dinlememekle <gülüyor> biliniyor. <gülüyor> dersi dinlememekle mi? Derse girememekle. Hocam gizem girme daha, daha yok bakın farkında mısınız? Evet ya nerede o? Bilmiyorum hocam gene girmeyecek galiba. Keyfi midir yani bizi unutanı, bizi unutanı biz biz hatırlamayız. Evet hocam. Vay kankalara bak ne kadar hoş oldu. Nasılsın kanki toşkolar? Bakın arkadaşlar Neyiz 2.88. Hocam. 2.88 ortasındayım. <laughs> Sanırım dilek tutmam gerekiyor. <laughs> Evet. 28'liler <laughs> anlatın bakalım nasıl gidiyor çalışmalar <laughs> ve sınavlar. İyi gidiyor hocam bakalım. İyi gidiyor. Yani tamam. daha tam hazır biz ama. <laughs> e Ezgi sınavlara girdin. Ee, soruları paylaşmışsın. Soruları çok zor mu buldun? Hocam zordu. Yani maliyeden çıkan Herkes o kadar kötü geldik ya yani kötü geliyor falan dediler. Evet. Bilmiyorum ne kadar yaptılar. İnsanlar yalan da söylüyor yani yalan da söylüyorlar ama maliyi mali bayağı zor buldular. Hmm. mali bayağı zor buldular. O yüzden bana bayağı kolay geldi. Hmm. E, ee, bilmiyorum Allah'a kaldı. Yani <laughs> onların takdirine kaldı. Şimdi sallasam bir şey, sallamasam bir dert. Hani ortada kalsam, gri olsam bir dert. Hani orada biraz tereddüt yaşadım. E, muhasebem güzeldi, muhasebeciyim zaten. Hem öyle hem böyle yazacaksın. Çok taraf tutmayacaksın <laughs> o tip durumlarda. E ben de öyle yaptım hocam, hem böyle, hem böyle yaptım. Yani ben de tamam yaptım şey canım. dersin işte devletin uyguladığı yardım paketleri ama kayıt altına alınıyor ya neyse. E, yetersiz <laughs> olarak algılandı ama dünyanın genelinde düşündüğümüzde her ülke çok ciddi sorun yaşadı, sıkıntı yaşadı falan filan dengelemem lazım. Yani. Evet hocam ben de öyle öyle şey Bak. yaptım. Bir de sağlık sektöründe güçlü olduğumuzu falan anlattım. Yaşasın dedin yani yaşasın sağlık sektörümüz. Evet <laughs> arkadaşlar işte 88'liler evet. bu arkadaşlar hani arkalarından konuşuyorsunuz da <laughs> sürekli işte. Şu an yüzlerine konuşma şansınız var. Evet, evet. <laughs> bir son Biz haftadayız hocam. konuşuyorlar siz yapalım. bilmiyorsunuz. Girsene. Ya. ya. Öyle. <laughs> Bence konuşmuyorlardır hocam. Hepsi can konuşuyorlarsa da iyi konuşuyorlardır. Tabii ki sizin hakkınıza kötü konuşmak mümkün mü? Ha. Mümkün mü? Böyle bir şey mümkün müdür ya? Hı. Teşekkür ederiz Emine. Evet. Sizi görmek çok hoş oldu. E, fakat derse başlamam lazım galiba. <laughs> Evet, teşekkür evet. ederim. Bak Emine size yazdı, çok güzelsiniz, bahtınız evet. açık olsun, İnşallah tanırsınız demiş. Emine'nin bu yazdığını evet, imza atıyoruz hep beraber. Ee, Eminim sizi çok güzel yerlerde göreceğiz. İlk maaşınızda bana bir şeyler ısmarlayacağınızı iddia edeceksiniz ve hiçbir zaman olmayacak. Hani onu da söyleyeyim. Yapacak bir şey İstanbul Görüşmek evet. Üzere. evet evet, olmuyor yani genelde öyle oluyor. Evet. Ee, <laughs> Hocam ya ben düştüm tekrar girdim. Çok ne tatlısınız var? kızlar. <gülüyor> <Just> <gülüyor> Peki Konuştuk biz nasılsınız? Görüşürüz hocam. Zeynep, sen <laughs> geç kaldın. Evet. Biz yaptık yayın. Hocam tam zamanında düştüm neyse ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İstersen şurada köşede açık kalsın onlar. Sen bakarsın onlara. Olabilir hocam. Hepimizin... <laughs> Merve de çok güzel dileklerini iletti sizlere. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Herkese iyi günler. Aynen. Aynen ee, hocam e iyi dersler. Teşekkür ederiz. Sevgili <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. İçinizde korona geçiren oldu mu? Ne oldu ki hocam? Ya hocam ben geçirmedim ama dibime kadar geldi yani. Yani boğazım yutkunamıyorum. Acaba korona mı oldu? Benim ailem geçirdi hocam. Efendim? Benim ailem geçirdi. Peki boğazda yutkunma ile ilgili bir sorun oldu mu? Hocam soğuk içtiniz Hı. mi siz? Arada... Kırkınlık çok oluyor. Soğuk Oğuz bir şeyler içtim. Soğuk galiba. Hocam soğuk. ondandır. Geçenlerde ben de süt içtim soğuk süt. <laughs> İki gündür oh. hastayım hocam. Çok kötüyüm. <laughs> e, e, ben de soğuk süt içiyordum zaten. Başka bir şey içmem ben. İşte ben de soğuk sütten dolayı bir evet. de pencereyi <laughs> açtım. Çarptı hava. Aslında süt süt yaptı daha beni ince. de. Muhtemelen evet. o soğuk süt yaptı. Hocam şu an elimde şey var, taze zencefil var. Tüketmenizi kesinlikle öneriyorum. Yakıyor, tadı çok kötü gelebilir ama gerçekten de etkisi var yani. Hmm. Ya yutkunamıyorum. <laughs> Hafif bir kırgınlık var. Onun dışında ciddi bir sorunum yok yani. Hocam aktar var mı peki sizin etrafınızda? Olmaz mı ya? Şurada aktar falan vardı. Gözünü hocam, gören hatmi mi var ya. Satın çiçeği, hatmi çiçeği alın, alın böyle biraz. Tamam. Ee, bir bardak kadar da e, şeyin sütün içine kaynatın tabii ilk başta. Hatmi çiçeğini ekleyin. Birkaç dakika. bak bakma maşallah. Ekleyin. E hocam ben bitkiselde bayağı iyi Emine bunları Niye? bana yazsan zaten... ya unuturum ben bunların hepsini. Tamam hocam ben size ses kaydı atarım <laughs> şu an zaten konuşamıyorum ee, boğazım acıyor biraz. Yine de çok teşekkür ederim Emine. Rica ederim hocam. Sevgili arkadaşlar yeni bir ünite yeni bir heyecan en azından benim adım heyecan. Ee, maliye politikası önemli bir ünite bir taşta iki kuş vuracağınız yer. Burada taşı atıyorsun hocam hem maliyeden vuruyorsun hem de iktisattan vuruyorsun Özellikle son zamanlarda sevgili arkadaşlarım maliye politikasında bayağı iktisat soruları geliyor ya da maliye soruları iktisatta çıkıyor. Yani öyle bir durum var son dönemlerde. Makro iktisattan yer alan dört tane makro modelimiz var ve biz bu modelleri burada anlatıyorduk. Ne güzel oldu, çok hoş oldu modellerden sorular gelmeye başladı. Ben kendi adıma çok mutluyum. Peki ne yapacağız maliye politikası deyince? Hocam önce maliye politikasının ağırlığını hatırlayalım. Maliye politikasının ağırlığı yüzde on kaç soru demektir? Altı tane soru demek. Arkadaşlar Türk vergi sistemi vergi hukuku anlattık. Çok da genişti. Bayağı da gördük biliyorsunuz. İkisinden toplamda altı soru gelecek. Pragmatist olmak gerekirse KPSS'de puan almak için maliye politikasını özellikle çalışmak daha ve ne görünüyor? Akılcı görünüyor. Fakat şöyle bir handikapı var bu işin. Hocam puan aldıktan sonra ilk çalışması gereken kişi, ilk çalışılması gereken yer e, özellikle vergi hukukundan ziyade Türk vergi sistemi oluyor. Çünkü es geçiyorsunuz. Yani maliye politikasına daha çok çalışmak mantıklı olabilir. Çok tavsiye etmem. E, fakat e, yani soru sayısını düşünce de mantıklı görünüyor. Yani anlayacağınız eğer maliye politikasına ağırlık verirseniz e, hocam sınav sonrası Türk vergi sistemine de abanmanız lazım. Bana sorarsanız her bölüm çalışılmalı. Yine bunu size hatırlatıyorum. Maliye politikası neyince önce iktisat politikası nedir? Bunu anlatacağız. Arkasından iktisat politikası araçları diyeceğiz. Efendim ortodoks, heterodoks iktisat politikası ayrımını yapacağız. Bu ayrımı yaptıktan sonra efendim Ortodoks politikası araçları diyeceğiz. Orada para ve maliye politikalarını inceleyeceğiz. Arkasından para politikasını şöyle tanıyıp kenarıya bırakacağız. Elimize maliye politikası kalacak. Bir de heterodoks iktisat politikası kapsamında özellikle gelirler politikasını inceleyeceğiz. Gelirler politikası karşımıza enflasyon ve stagflasyonla mücadele kısmında daha çok gelecek. Arkadaşlar sonra ben maliye politikası araçları diyeceğim, maliye politikası, uygulamaları diyeceğim. Sonra birden para ve maliye politikasını karşılaştırıp maliye politikasının etkinliği diye bir başlık atacağım. Maliye politikasının etkinliği deyince aklımıza basit Keynesyen modelle çarpan mekanizması gelecek. Yani burada basit Keynesyen modeli bir tanıyıp ...arkasından çarpan mekanizmasına gireceğiz. Tabii çarpanda varsayımlarımız olacak. Toplam planlı harcamalar modelinde, basit genel modelde varsayımlar var. Efendim burada ekonomi dışa kapalı kabul ediliyor. Burada faizler veri kabul ediliyor. Burada fiyatlar veri kabul ediliyor. E sonra varsayımları değiştirmeye başlayacağım. Örneğin diyeceğim ki faiz oranı değişken olsun... Bu durumda IS LM analizi karşımıza gelecek. Yani Hicks Hansen. Arkasından diyeceğim ki fiyatları değişken kılalım. Bu durumda toplam talep toplam arz modeli gelecek. E bir de ekonomi dışa açtık mı? mandı fleming modeli karşınıza gelecek. Sonra hocam ben spesifik olarak kendi kısmımla ilgili ders anlatmaya başlayacağım. İstikrarsızlıklarla mücadelede maliye politikası deyip enflasyon, durgunluk işte stagflasyonla mücadelede maliye politikası, büyüme kalkınma maliye politikası, efendim e, gelir dalmında adalet maliye politikası ya da bunun gibi başlıkları bölgesel ve makro bazda değerlendireceğiz. Sonra da birbirimize güle güle deme vakti gelecek. Ne için? Ders anlatımı için. Tabii ki süreç yine bizim için devam edecek. Yine beraberiz. Maliye politikasının tanımını yapmadan önce, Galiba iktisat politikasının ne olduğunu tanımlamalıyız. Hocam, nedir iktisat politikası? Nasıl tanımlanabilir? İktisat politikası dediğimiz sevgili arkadaşlarım, makro ekonomik amaçlar kapsamında, makro ekonomik amaçlar kapsamında iktisadi kararlar alınıp bu iktisadi kararların uygulanması olacaktır. Öyleyse burada ben iktisat politikasını tanımlarken aslında şöyle bir başlıkla bunları tanımlayabilirim. Makroekonomik amaçlarım var ve bu amaçlarım doğrultusunda bazı kararlar alacağım ve bu kararlar doğrultusunda politikalar uygulayacağım. Makroekonomik amaçlar deyince aklımıza ne gelmeli? Makroekonomik amaçları ben sana maliyet teorisinde anlattım. Gözünü seveyim o maliye teorisinin. İşimizi o kadar kolaylaştıracak ki yani maliye politikasına da baya baya biz yatırım yapmış olacağız. Bunu göreceksiniz. Efendim makroekonomik amaçlar kapsamında dediysem makroekonomik amaçlar şöyle bir sayı. Bir, en önemli makroekonomik amacımız dedik. Hocam neydi bunun ismi? Ekonomik istikrar. Ekonomik istikrar iki tane alt amaçta vücut bulacaktı. Biri fiyat istikrarı idi. Diğeri neydi hocam? Tam istihdam idi. Ekonomik istikrar amacı için biz hep şöyle dedik. Bu maliyenin ya da devletin kısa vadeli amacıdır. Şimdi dikkat. Burada kastettiğim şey devlet kısa vadeli fiyat istikrarını mı istiyor? Ya da devlet kısa vadeli işsizlikle mi mücadele etmek istiyor sadece? Hayır bu değil. Muhakkak hükümetlerin ve devletlerin uzun vadeli fiyat istikrarı ilgili politikaları, istihdamla ilgili politikaları vardır. Fakat burada hükümetler karar alırken 3 aylık verileri baz alıp buna göre karar verecektir. Yani buradaki uygulama kısa vadeli sonuçlara, kısa vadeli verilere göre yapılacaktır. Bu anlamda kısa vadelidir. Yani hükümet son çeyrekte enflasyonu yüksek gördüyse buna göre karar alıp uygulayacaktır. Bir sonraki çeyrekte bu kararını değiştirebilir. Bu anlamda kısa vadeli olarak tanımlayabilirim. bir Sevgili arkadaşlarım, peki başka ne vardır? İktisadi büyüme ve kalkınma demiş miydik sizlere? Hatta bunları biz tanımıştık ilk ünitede, maliye teorisinde. Hocam demiştik ki büyüme dediğimiz bizim için nasıl bir değişkendi? Büyüme, iktisadi büyüme, büyüme. Büyüme ölçülebilir, sayılabilir. Niceliksel bir ölçü değil mi? Reel, gayri, safi, milasa yaşanan artış büyümedir hocam. Ölçebilirim bunu. Kalkınma ise daha farklıydı galiba değil mi? Kalkınma sayısal olarak ölçülemeyecekti. Niteliksel iyileşmeler diye tanımlamıştık. Hatta şöyle demiştik. Geneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişte yaşanan niteliksel iyileşmelerdir. İnsanların hayat kalitesi artar. Ve iktisadi büyüme kalkınma için de şöyle söylemiştik. Sevgili arkadaşlar bu kısa vadeli falan değildir. Nasıl vadeli amaçtır? Uzun vadeli amaç olarak sayılacaktır. Bu arada büyüme ve kalkınma bölgesel bazda da düşünülebilir. Yani her ülkeden ülkeye buradaki uygulama farklılık gösterecektir. Ha bütün makroekonomik amaçlar için aynı şey geçerlidir. Çünkü ülkelerin durumuna göre ve konjonktöre göre farklılık gösterecektir. Peki sevgili arkadaşlarım başka ne var idi? Şöyle bir şey yazsam GDA. Neydi bu GDA? Gelir dağılımına Söyle bir daha. Gelir dağılımında adalet. adalet. Egan sen mi konuştun? Evet hocam. Egan gelir dağılımında adalet maliyenin nasıl amacı? Sosyal. Efendim? Sosyal. Sosyal amacı mı? Evet hocam. Aferin teşekkür ederim. Sesin pek uzaktan geldiği için böyle bağırıyor. Ben de bağırıyorum. Sanki ben bağırınca senin sesini açacakmış gibi hissediyorum. Sosyal amaç idi. GDA gelir dağılımı ne adet maliyenin sosyal amacı demiştik. Böyle bilmeyiydi. Peki sevgili arkadaşlarım başka ne var? Demiştik ki e, hocam burada 24 Ocak 1980'den sonra karşımıza gelir. E, bu makroekonomik amaçtır. Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması. Bu benden ziyade paranın işidir. Ama iktisat politikası bununla ilgilenir mi? Tabii ki ilgilenir. Şimdi ben makro ekonomik amaçları bunlar olarak saydım. Demek ki bunlar için bu amaçlara ulaşmak için kararlar alacağım. Peki bu kararlar kim tarafından alınacak? İşte bu nokta bağlayıcı. Eğer bu kararı alan hükümet ise farklı bir politika eğer bu kararı alan merkez bankası ise farklı bir politikadan bahsedeceğim. Eğer kararlar alıp uygulayan hükümetse buna ben maliye politikası. Eğer bunu uygulayan para otoritesi ise buna da para politikası diyeceğim. Ha bu arada sadece maliye ve para politikası yok tabi burada uygulama açısından bir de çok meşhur gelirler politikasını duyacağız. Peki, iktisat politikası dediğimiz şey anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldıysa ne yapman gerekiyor? Anlaşıldıysa artılaman gerekiyor. Vermektir. pardon ver artıyı. Mehter mi veriyordu birileri ya? Öyle biri mi vardı? Neyse. Hocam. Efendim. Buradayım. Seni kastetmiyorum. Sen bizim mehterimizsin de ver mehteri diyen bir eleman vardı sanki. Neyse. Unuttum ismini. Bak hükümete yakın olanlar arkadaşlar hemen söylüyor. <laughs> tamam Emirhan tamam. Tabii ki hükümete yakın olacaksın. Yani ne olacak? Cık cık. Yerli ve milli olmalıyız. Evet. Peki, peki sınıf. Bu makroekonomik ekonomik amaçlar için şöyle bir toparlama yapabilirim. Ee, arkadaşlar bu makroekonomik ekonomik amaçlar işte çevre sorunlarına yönelebilir. Efendim, bölgesel dengesizlikler için olabilir. İşte e, nüfus yapısını değiştirmek için, kentleşmenin, altyapının sağlanması için farklı şekillerde uygulanabilir. Ha bu tabi siyasi anlayışa göre de değişecektir. Eğer liberal bir anlayış varsa buradaki amaçlar azalacaktır. Fakat buradaki hükümet daha müdahaleci bir hükümetse e, bu durumda amaçların e, kapsamı genişleyecek ve bununla ilgili uygulama sayısı da artacaktır diye biliriz çok net bir şekilde. Şimdi gelin iktisat politikası neymiş? Bunu anlattıysak iktisat politikası uygulamaları diyelim sizlerle. Var mı öyle bir başlık hocam? Var değil mi öyle bir başlık? İktisat politikası Uygulamaları. İktisat politikası uygulamaları deyince arkadaşlar biz bunu şöyle düşüneceğiz. Efendim burada bizim bir bir bölmeyeyim buraya bölecek yer yok zaten. Heterodox bir de ortodox iktisat politikamız olacak. Önce isterseniz biz sizinle. Ortodoks iktisat politikasını tanımlayalım. Nedir ortodoks iktisat politikası? Nasıl tanımlanır? Bence kelime kökünden gitmeliyiz. Ortodoks, ortodoks bir mezhep değil mi hocam? Duydunuz değil mi ortodoksiye? Hristiyanlıkta, Hristiyanlık dinine bir mezhep var. Ortodokslar çok katıdır değil mi? Değişmezler. Mesela Protestanlar var. Onlar çok daha esnek bir mezheptir. Oradan aklınıza gelsin. Ortodoks aslında ana akıma, ana akım iktisata bağlı olan politika önermeleri demektir. Peki ana akım iktisat nedir arkadaşlar? Yardımcı olunuz bana. Ana akım iktisat şüphesiz klasik iktisat ve takipçileri olacaktır. Kimlerden bahsediyor olabilirim burada? Herhalde klasiklerin en önemli takipçisi kim olabilir? Monetarizm olabilir. Ya da burada karşınıza anayasal iktisat gelebilir. Bunların uygulamaları ortodoks iktisat politikası kapsamında gelecektir ve Ortodoks iktisat kesinlikle ve kesinlikle piyasa mekanizmasının işleyişine doğrudan müdahale istemez. Hatta müdahale istemez ama müdahale etmek zorundaysa bu müdahale nasıl olacaktır? Dolaylı olacaktır. Dolaylı müdahalelerle piyasa mekanizmasına yön verilmeye çalışılır ve Ortodoks iktisat politikası dediğimiz günümüzde IMF tipi istikrar programlarıyla karşımıza gelir. Peki bu IMF tipi istikrar politikaları genel olarak neyi savunur? Arkadaşlar bunlar sıkı para ve maliye politikası demektir. Yani daraltıcı maliye ve para politikalarını tanımlar. Peki bu istikrar tipi programlar daha çok hangi iktisadi okula yakındır? Hocam tabii ki monetarizme. Yani IMF dediğimiz zaman aklımıza monetarizm gelmelidir istikrar programları açısından. Peki nedir bu programların temel derdi? Birçok şey olabilir ama artla ilk gelen e, toplam talebi azaltmak yani enflasyonu Azaltmaktır. Efendim fiyat istikrarını sağlamak, ödemeler bilançosu dengesini sağlamak e, ya da işte büyümeyi sağlayacak piyasaları düzenlemek, bununla ilgili istikrar programlarını oluşturmak, e, efendim e, tabii ki IMF'in finansal destekleri varsa borç ilişkisi vardır. Bu borçla ilgili düzenlemeler, kamu açıklarının kapatılması, mali uyum bunların hepsi. IMF tipi istikrar programları kapsamında karşınıza gelecektir. Ha bu arada arkadaşlar IMF'in sadece istikrar programları yoktur. Aynı zamanda yapısal uyum programları vardır. E tabii ki bu liberal ekonomiye dayanan bazı dönüşümleri bize getirir. IMF'den kredi yoluyla bunlar alınır. Eki ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Standby anlaşması aslında bize uyumu da verecektir. E, hocam burada e, gelişmekte olan ülkeler geçiş ekonomisi olarak tanımlanır. Bunlara yönelik verilen krediler. İşte e, gelişmekte olan ülkelerde para piyasasında, finansal piyasalardaki sorunları çözmeye çalışmak. İşte para politikası, sosyal güvenlik reformları, özelleştirme vesaire bunların hepsi IMF'in yapısal uyum programları içerisinde yer alacaktır. Peki bu ortodoks iktisatla ilgili başka ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar bu ortodoks İktisat politikasına diğer bir örnekte dış ticaret açısından verilebilir. Yazmış mıyız arkadaşlar? Var mı dış ticaret hakkında bir bilgi orada? Var mı? Mesela şey diyor muyuz? E, gümrük tarifesi var mı? Var hocam. Güzel. Gümrük tarifesi ve kota uygulaması. Bunlar da Ortodoks iktisat politikası kapsamında yer alacaktır. Tekrar etmek gerekirse, ortodoks iktisat politikası piyasaya doğrudan müdahale istemez. Piyasa mekanizması işlesin, çalışsın ister ve illa müdahale olacaksa monetarist iktisatın çok sevdiği IMF'in istikrar programlarıyla bu iş yapılır. Bu istikrar programlarının ne amaçladığını zaten söylemiştik. Tekrar bu noktaya girmeye gerek yok diye düşünüyorum kendi adıma. Peki geldim heterodox iktisat politikası deyi verdim gari. Nedir heterodox iktisat politikası? Önce heterodoxun kelime anlamıyla başlayalım. Heterodoxun kelime anlamı sapkın demektir. Hatta kilisin insanları dinden çıkartmak için efendim verdiği isimlerden biri heterodokstur. Evet bunlar yoldan sapmış olanlar. Yoldan sapmış olanlar nedir? E heterodoks iktisat dersem ana akım iktisattan sapmış olanlardır. Peki ana akım iktisattan sapmış olanlar kim olabilir sevgili arkadaşlar? Post Keynesyenler. Post Keynesyenler özellikle yani Keynes ve Keynes'in takipçileri ki daha çok Post Keynesyenlikli iktisatı vurgularız burada. Ve bu sapkın arkadaşlar piyasaya doğrudan müdahaleyi önerirler. Nasıl müdahale var? Doğrudan müdahale var. Ve buradaki müdahaleler Ortodoks iktisat politikası kapsamında uygulanan IMF tipi istikrar programları gibi değildir. Yani uzun vadeli değildir. Niye ki hocam? IMF'de yaptığımız stand-by anlaşmaların vadesi ne kadardı? Yardımcı ol. 1 ila 3 yıl. IMF'de yaptığımız stand-by. Tamam. 1 ila 3 yıl arasında. Yani uzun vadeli. E peki doğrudan müdahale var ve buradaki önlemler şok önlemler. Yani uzun vadeli kullanılacak önlemler değil. Öyleyse heterodoks politikasının uygulanabilmesi için ekonomide çok ciddi sorunlar olmalı. Aniden doğrudan müdahale edip ciddi şekilde etkileyecek uygulamalardır. Peki doğrudan müdahale deyince neyi anlamalıyız? Yani neyi anlayacağını yazdığımda ne olduğunu biliyorsun. Evet hiperenflasyon varsa mesela, ciddi şekilde arttıysa enflasyon ya da stagflasyon varsa karşınıza heterodoks iktisat politikası geç. Hocam, burada gelirler politikası diye bir tanım vardır. Nedir gelirler politikası? Önce şunu bir tanımlayalım. Gelirler politikası bu arada çok önemlidir. Haberin olsun ki daha önce anlatmıştım. Tekrar anlatacağım. Bir daha anlatacağım onu da söyleyeyim. Gelirler politikası dediğimiz devletin oluşum sürecinde üretim faktörlerinin getirilerine doğrudan müdahale etmesi demektir. Ve burada doğrudan müdahaleler daha çok ücret ve ne için söz konusudur? Fiyatlar için söz konusudur. Yani devlet doğrudan ücreti ve fiyatı kontrol eder. Yani gelirler politikasının örnek ne olabilir? Ne dersiniz? Hı? Asgari ücret. Fiyat, faiz, ücret kiraların dondurulması, efendim azaltılması devlet tarafından belirlenmesidir. Yani askeri ücret uygulaması olur. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Efendim taban fiyat, taban fiyat uygulaması olabilir. Kira kontrolleri olabilir. Bunların hepsi mümkündür. Evet Munise. Hiper enflasyon 94 krizi güzel bir örnektir Egean. Peki neden acaba? ücret ve fiyatları tercih ediyoruz. Bence bunu bir tespit edelim. Neden ücret ve fiyatları burada belirlemeye çalışıyoruz? Hocam bunun sebebi aslında heterodox iktisatın e, iktisattan daha çok beslendiğini söylemiştik. Postkenizyen iktisatta saklıdır. Hatırlar mısın bilmiyorum poskanya zann saat demiştik. Bunların çok farklı ifadeleri vardı. Yani mesela öncelikle efendim şey diyordu bize işte büyümenin belirleyicisi olan yatırımlar değildi. E, neydi hocam? Büyüme ve gelir dağılımının belirleyicisi olan karlılıktı. Yani tasarruflar bunlara göre yatırıma dönüşmüyor. Tasarruflar gayrimenkul alımına gidiyordu. Fakat burada eğer kar yüksekse yatırımlar artıyordu böyle anlatmışlardı. Ve enflasyonu da parasal bir olgu olarak tanımlamamışlardı. Post Keynesyen iktisata göre enflasyon iktisadi birimlerin gelirden pay alma çabası sonucu yaşanıyordu hatırladınız mı? Şöyle bir piramit yapmıştık. Hatırlayan var mı bunu? Şuraya gelir yazmıştık. Üretim faktörlerinin gelirden almış olduğu payları yazmıştık buraya. Efendim burada ne vardı? Emek faktörünün aldığı pay ne alıyor ücret. Efendim buraya geldim. E, efendim sermaye faktörünün aldığı payı yazdım. Neydi bu faiz? Buraya geldim. Doğal kaynağın aldığı payı e, yazdım. Neydi bu rant? Peki hocam burada girişimcinin aldığı pay olsun. Neydi girişimcinin aldığı pay? Kar idi. Burada eğer enflasyon artıyorsa bunun sebebi Örneğin emek faktörünün daha fazla gelirden pay almak istemesiydi. Yani ücreti arttırmasıydı. Çok mantıklıydı. Ücret artınca fiyatlar da artıyordu. Güzel. Peki burada kârı arttırmak istiyorsa girişimci zaten malının fiyatını ne yapmalıdır dedik? Arttırmalıdır. E, öyleyse bu da. Bizim için enflasyon sebebidir. Yani anlayacağınız aslında enflasyonun temel sebebi şöyle açıklanabilir. Fiyatlar genel düzeyi arttır Yani var. Şimdi soruyorum size. Enflasyon artıyorsa bir sonraki dönem sen maaşına zam alacaksan yani ücretin artacaksa bunu neye göre tespit edersin? Zam neye göre verilir? Devlet memurları neye göre zam alıyor mesela? Enflasyona göre hocam. Enflasyona göre. Güzel. E öyleyse hocam bu enflasyon artışı demekse fiyatlar genel düzeyin artması buna bağlı olarak da ücret artacaktır. Yani fiyatlar artınca ücret de arttı. Şimdi benim elimdeki para miktarı arttı. E, Reel olarak bir artış yok. Nominal artış var. Fakat ben enflasyonun yüksek olduğunu biliyorum. Cebimde para mı tutarım yoksa bu parayı harcar Harcarım hocam. Harcarım. E bunu harcadım. E bu durumda toplam talep arttı. Toplam talebin artması tekrar tekrar neye sebep oldu hocam? Tekrar neye sebep oldu? Enflasyonun artmasına neden oldu. Yani bir daha fiyatlar genel düzey yaptı. E sonra ben bir daha zam aldım. Bu böyle devam edip gidecek farkında mısın? Bunun isminin ne olduğunu bilen var mı? Ücret fiyat sarmalı mıydı? Evet. Ücret fiyat sarmalı veya spirali arkadaşlar. İşte gelirler politikası bunu kırmak için vardır. Yani ücretin ve fiyatın birbirini beslemesini engellemek ister. Gelirler politikası özellikle ve özellikle Heterodoks iktisat tarafından önerilmiş. Stagflasyonun ve enflasyonun çözümünde uygulanmış bir politikadır. Ha, gelirler politikası başarılı olabilmiş midir? Bunu da ilerleyen zamanda beraber görelim istiyorum. Peki, heterodoks iktisat politikasına başka örnek olarak neyi verebiliriz? Yani ne olabilir e, heterodoks iktisat politikasına örnek. Mesela döviz kurunun Merkez Bankası tarafından belirlenmesi. Ne demektir döviz kuru Merkez Bankası tarafından belirlenmesi? Serbest değil, değil mi? Nasıl kur? Sabit kur. Hocam sabit kur da bir heterodoksik bir uygulamasıdır. Niye? E, dövizin fiyatıdır kur, değil mi? Bunu kim belirliyor? Devlet belirliyor. Evet Emine, stagnasyon ve enflasyonun çözümünde önerilmiş, kullanılmış bir politikadır. Gelirler politikası. Peki başka bir öneri var mı burada? Efendim e, burada e, bütçe açıklarının kapatılması için mali disiplin, mesela bizim mali disiplin diye bir kuralımız, mali kuralımız var. Bu da örnek olabilir. Anlayacağınız, Heterodoks iktisat politikasına başka bir örnek daha yazabilirim. Kira kontrolleri. Kira kontrolleri. Yani burada e, Cumhurbaşkanı der ki bundan sonra bir karar evet. yayınlar. Der ki kira bundan sonra kira artışı bundan sonra yüzde beşi, yüzde onu geçemez. Bunların hepsi gelirler politikasına örnektir. Bu arada sevgili arkadaşlar biz geliren politikasını iki farklı şekilde uygulayabiliriz. Bir, yumuşak gelirler politikası. Ne demek yumuşak gelirler politikası? İki, sert gelirler politikası. Yumuşak gelirler politikasında hükümet iktisadi birimleri, iktisadi birimleri fiyatlarını ve ücretlerini belli bir düzeyde tutması için ikna etme yolunu tercih eder. Yani Burada der ki sen bu ülkenin önemli bir değerisin. Ülkeni seviyorsan, ekonomimizi seviyorsan lütfen fiyatını şunun üstüne çıkartma. Efendim ücretleri şunun üstünde arttırma denilir. Yumuşak geriler politikasına örnek. Biliyor musunuz? Hazine ve Maliye Bakanımız o zamanlar başka biriydi. Kimdi? Berat Albayrak hocam. Evet. Berat Albayrak enflasyonla topyekin mücadele diye bir program açıklamıştı hatırlıyor musunuz? Hatta çok böyle tartışılmıştı, çok gündem olmuştu. Çünkü Berat Albayrak sürekli seyahatlere bakıp şunu diyordu. Burası çok önemli. Bakın yapısal dönüşüm. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Çok önemli. Çok önemli derken çok amel olmuştu hatırlıyor musunuz? İşte orada şöyle demişti. Hocam şöyle demişti. Ülkesini seven bütün büyük firmalarımıza sesleniyoruz. Lütfen fiyatlarınızı yüzde on düşürün demişti. Ve sonra şöyle bir slogan görmeye başladınız alışveriş merkezlerinde ve ürünlerin üstünde. Ülkemi seviyorum. Enflasyona topyekun mücadele kapsamında fiyatı yüzde on düşürüyorum. Ha bu arada fiyatı zaten %50 arttırmışlardı. %10 düşürmek de çok ama çok zor olmadı. İşte bu yumuşak gelirler politikası örneğidir hocam. Peki sert gelirler politikası nedir? Sert Devletin biraz da kendi önlemler alarak sıkı bir şekilde ürünlerin fiyatlarını kontrol altına tutması. Burada hükümet egemen olarak diyor ki Yağız kardeş fiyatını yüzde beşin üstünde arttıramazsın. Yasak kardeş. Örneğin Cumhurbaşkanı kararı yayınlanıyor. Bundan sonra diyor ki efendim kira artışı yüzde onu geçemez. Yüzde beşi geçemez. Bu sert geriler politikası örneğidir. Yani hükümet burada kendisi bir fiil buna Karar veriyor ve vatandaşların da buna uymasını bekliyor. Gelirler politikası anlaşılmış mıdır? Ey Maliye Akademisi net ailesi tamam mıdır burası? İleride görecek misin? Evet göreceksin. İleride tekrar bunu anlatacağız size. Ee, peki hocam şimdi iktisat politikası dedik. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Şöyle hatırlayalım. Burada dedin ki hocam sen e, makroekonomik amaçlar için karar aldık kararı hükümet alıyorsa başka merkez bankası alıyorsa başka ve bu uygulamada maliye veya para politikası ya da gelir politikası olabilirdi. Peki burada hocam iktisat politikası dediğimiz maliye politikası aracılığıyla uygulanabiliyor para politikası aracılığıyla uygulanabiliyormuş. Öyleyse hükümetin araçları ve merkez markasının araçları yani maliye politikası ve para politikası araçları benim için burada birer belirleyici ne olacaktır araç olacaktır alt başlık iktisat politikası araçları oluversin iktisat politikası araçları oluversin iktisat politikası araçları deyince de önce neyle başlayalım bence önce para politikası ile başlayalım şu parayı bir aradan çıkartalım. Yani bize engel olmasın. Yolumuza devam edelim. Anlaştık mısın? Okey mi? Tamam. Hadi. Olur hocam. Olur. Peki. Para politikası ve araçları diyor. Şimdi önce para politikasının tanımı nasıl yapılabilir? Hocam para politikası. Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın başta fiyat istikrarını sağlamak için Türk lirasının değerini korumak için araçlarıyla yaptığı bütün müdahaleleri kapsar. Ve Merkez Bankası temelde para arzını kontrol ederek bunları yerine getirir. Yani Merkez Bankası para arzını arttırmayı veya azaltmayı araçları vasıtasıyla sağlar. Ve bu da para politikası demektir. Ha bu arada bunu M ile gösterirsem bu nominal para arzı demektir. Eğer bunu ben M, S ile gösterirsem reel para arzını tanımlarım ki daha doğru, daha güzel gösterim. Bunun M bölü P ile gösterimidir. Bu reel para arzı demek olacaktır. Biraz sonra bunu da zaten hatırlayacağız. Sevgili arkadaşlar, değerli sınıf. Demek ki fiyat istikrarını sağlamak için kullanacağımız her araç, para arzını değiştirmek için kullanacağımız her araç Para politikası kapsamındadır. Peki bu araçlar kapsamında mesela faiz politikası uygulandı. Mesela kur politikası uygulandı. Bunların hepsi de para politikası kapsamında düşünmesi gereken alt politikalardır. Hepsini biz para politikası kapsamında düşünebiliriz. Yani e, faiz oranı kredi politikası, döviz kuru bunların hepsi para politikaları kapsamında düşünülmesi gerekir. Şimdi burada hazır para politikası demişken. Yani şöyle e, para kısmını biraz tanıyalım mı? Neden diye böyle diyorum. Aslında bu işi eee elem yerisinde de yapabiliriz de önce yapıp yola devam etmek daha mı iyi olur? Onun ben bir şöyle e, kafamda soru işaretini yaşıyorum. İsterseniz şöyle bir kısaca tanıyalım. E, efendim burada bizim para politikası kapsamında Önce hedeflediğimiz dediğimiz e, amacı değişkeni hatırlayalım. Hedef değişkeni hatırlayalım. Merkez Bankası para arzını kontrol etmek ister. Neden? Bunu da göreceğiz. Örneğin para arzı nedir? Efendim Para arzı nasıl tanımlanır? Ne dersiniz? Para arzı için tanım istesem. Ne dersin Ezgi? Para arzı hocam ya işte. Merkez Bankası tarafından dolaşımda olan para miktarının yani hocam e, mevcut mevduat miktarının biz para arzı olduğunu söyleyebiliriz. Peki para arzı deyince acaba acaba para arzı kim tarafından belirlenir? Merkez Bankası tarafından belirlenir dedin hocam. Peki para arzını belirleyen başka bir değişken var mı? Garip garip şeyler oluyor bugün ya. Aa fantastikmiş. Oo çok iyiymiş. Ulan yeni yeni şeyler öğreniyorum ha. Çok pardon arkadaşlar. Kendi kendimi oynadım. <laughs> Para arzını günümüzde Hangi değişkenler belirler, kim belirler? Hocam, dikey eksende faiz oranı, yatay eksende de para miktarı olsun. Para arzı Merkez Bankası tarafından belirlenir dedik. Peki Merkez Bankası para arzını belirlerken, hocam, yani bunu neye göre belirler? Merkez Bankası para arzını belirlerken kendisi belirler. Yani burada faiz oranından hiçbir şekilde etkilenmez. Kısaca Merkez Bankası faizi burada dışsalı kabul eder. Yani Merkez Bankası uygulamada faiz oranını dışsalı kabul ederek para arzını belirleyecekmiş. Peki soru iktisatta bir değişken diğer değişkene duyarsızsa Bunların grafiksel gösterimi nasıl olur? Ey arkadaşlar, ne dersiniz? İkisi birbirine paralel çizilir. Faize duyarsızsa para arz eğrisi şöyle çizebilirim, değil mi? Ne dersiniz? İşte bu bizim için para arzı eğrisi MS1 dedik. Ve bu MS1 dediğimiz denge bir faiz oranından, örneğin iyi bir faiz oranından bağımsız bir şekilde Merkez Bankası tarafından belirlenir. Peki Merkez Bankası para arzını arttırmak istiyorsa bunun için araçlarını kullanabilir. Yani biraz sonra bu araçları sayacağız. Mesela zorunlu karşılık oranı diyeceğiz. Mesela reskont oranı diyeceğiz. Mesela açık piyasa işlemleri diyeceğiz. Örneğin Zorunlu karşılık oranını azaltırsa para arzı artar diyeceğiz. Ya da reeskont oranı azalırsa para arzı artar diyeceğiz. Ya da Merkez Bankası piyasadan dips satın alırsa para arzı yine artar diyeceğiz. Peki para arzının artması ne demektir? Şöyle ikinci bir para arzı eğrisi daha çizmek demektir. İkinci bir para arzı eğrisi daha çizelim. Efendim şöyle dedik. Buna da geldim. MS 2 dedim. Bu arada hala faiz oranından bağımsız bir şekilde bunu çizdim. Ha bu arada tabii para arzının artması faiz oranını etkiler mi? Para arzının artması faiz oranını etkiler. Bunu para piyasası dengesi kısmında ayrıca göreceğiz. Yani zorunlu karşılık oranı azalınca genişletici para politikası uygulanacak, para arzı artacak demektir. Reskot oranı azalınca yine genişletici para politikası uygulanacak. İşte dips satın alınırsa para arzı artacak, yine genişletici para politikası uygulanacak demektir. Para arzı ile ilgili hikaye çok yok. Neden Merkez Bankası para arzını seçer de para talebini seçmez? Çünkü para arzı faizden etkilenmez. Yani para arzını sadece Merkez Bankası tek başına kontrol edebilir. F kat, F kat para talebi için aynı şey geçerli değildir değil mi? Para talebini size şöyle ileride LD ile göstereceğiz değil mi? Bu para arzında ileride M bölü P ya da MS ile göstereceğiz. Para talebi nedir hocam? Nedir para talebi? Hocam para talebi işte. Uzatma yani. Cebimdeki para. Yani şöyle diyelim mi Munise? İktisadi birimlerin farklı amaçlarıyla ellerinde tuttukları bulundurdukları para miktarının hepsi para talebidir. Evet, para talebi budur arkadaşlar. Peki para talebi acaba tek bir amaçla mı para tutulmasıyla karşımıza gelir? Dikkat ediyorsun şimdi. Hocam para talebini biz 3 farklı şekilde size ya da 3 farklı amaçla size açıklayabiliriz. Birincisi işlem amacıyla para talebi Efendim 2 ihtiyat amacıyla para talebi Efendim 3 spekülasyon amacıyla para talebi demektir arkadaşlar işlem amacıyla para talebi nedim İşlem amacı da para talebi dediğimiz günlük ticari işlemler için yani günlük işlemler için elimde bulundurduğumuz paradır. Nedir hocam bu? Ben bugün derse gittim yakıt aldım. Efendim benzinlikten kahve aldım. Sonra e, kendime orada bir sandviç aldım. Bunları yedim. Bunlar için cebimde bulundurduğum para işlem amacı da para talebi. Efendim dershaneye gidiyorsun yol parası. İşlem amacı da para talebi darganik. İşte efendim sigara alıyorsun yol parası, sigara parası bunların hepsi işlem amacı para talebine örnek olacaktır. Peki işlem amacı da para talebi neye göre belirlenir? Fikri olan var mı? İşlem amacı da para talebi neyin fonksiyonudur? İhtiyaçlarımızın değil mi hocam? Efendim. İhtiyaçlarımızın diyor niye... Yok kanka. İhtiyaçlarımızı belirleyen şey burada harcanabilir gelirimiz. Yani gelirdir. Gelirin artan fonksiyon olarak tanımlanacaktır. Yani gelir artarsa işlem amacıyla bulundurduğumuz para miktarı da artacaktır. Peki ihtiyat amacı da para talebi nedir? İhtiyat. Ulan yarın öbür gün başıma bir şey gelirse şu para kenarda dursun dediğimiz para ya da yastık altı dediğimiz sakladığımız para ya da benim babaannem rahmetlinin kefen parası. Biliyorsunuz değil mi o hikaye? Şurada. Burada bir kese vardır hocam. Hiç biliyor musunuz bunu? Hiç bitmez o kefen parası. Yani e, babaannemden mesela sıkışıyordum. Diyordum ki babaanne ya sıkıştım falan diyordum. Şey diyordu babaannem. Ya şurada biraz kefen param olacak deyip hemen çıkartıyordu. Ve o kefen parası hiç bitmiyordu maşallah. Ee, babaannem rahmetli oldu tabii. Evet. E, yalnız o kefen parasında ne oldu bilmiyorum. Ben göremedim yani. Muhtemelen halalarım halletti o işi. Ee, ama öyle bir para vardı yani. Bitti. İşte bu para. İşte yarın öbür gün efendim e, evlenirim falan diye düşünüyorsun. Para koydun. Bunların hepsi ihtiyat amaçlı para talebin örnektir. Peki ihtiyat amaçlı para talebi neyin fonksiyonudur? Arkadaşlar ihtiyat amaçlı para talebi yine harcanabilir gelirin artan fonksiyondur. Yani pozitif ilişkidir. Yani harcanabilir gelirim artarsa daha fazla ihtiyat amaçlı para tutmak isterim. Şimdi dikkat edin. Bütün iktisadi okullar işte amacıyla para talebiyle, ihtiyat amacıyla para talebini kabul ederler. Yani klasik Keynes ve monetarist. Bunların hepsi burada en fikirdir. Ama burada olayın seyrinin değişti yer spekülasyon amacıyla para talebidir. Meraklar içerisindeyim. Efendim, efendim, e, Ezgi Hanım orada mısınız? Ezgi Hanım orada mısınız? Ezgi Hanım? Peki. Peki Gizem Hanım? Ya da durun. <laughs> Fatma Hanım. Spekülasyon like nedir Fatma Hanım? Keynes'in para tutma şeyi miydi? Öyle bir şey vardı. Keynes'in para tutma şeyi. Çok <gülüyor> güzel. Hocam <laughs> ezan da okuyor burada. Evet. Keynes'in <laughs> para tutma aracı. <laughs> para istiyor. Yani. Hocam hatırlayamadım şimdi. Tamam ya ezan da okunuyor. Allah kabul etsin <laughs> Kim söyler spekülasyonu? Hocam net olarak nokta atış yapamamak piyasadaki para ağzı ile para telibi arasındaki ileri değiştirebilmek için Hocam, bir araç olarak kullanılıyordu. Spekülasyon para tutma tarzını. isteği değil mi işte yani? Efendim? Para tutma isteği gibi bir şey değil miydi? Şimdi para tutma isteği dedin talep zaten yani. Hepsi para talep. Spekülasyon paradan para kazanmak efendim daha doğrusu ilerleyen zamanda kar elde etmek için para tutmak demek. Hocam dikkat ee, bunu siz sakın e, spekülasyonu manipülasyonla karıştırmayalım. Evet aynen öyle Zeynep o da iyi. İşte kişilerin ve firmaların piyasanın yakın gelecekteki yönünü tahmin ederek çıkar elde etmek amacıyla para tutmaları. Kısaca paradan para kazanma işte bu değişimden yararlanıdır. Sevgili arkadaşlar, değerli sınıfım, spekülasyon amacıyla para talebini literatüre atfeden teorisyen Fatma'nın dediği gibi Keynes'in para tutma şeyidir o. Hocam para ya. Keynes'in para tutma şeyi dediğimiz spekülasyon amacıyla para talebidir ve Keynes bunu... Para, faiz ve istihdamın genel teorisi. Şu genel teori kitabıyla karşımıza getirmiştir. Ve bu arada buradaki ilişki i veya R'de olur ikisi de doğru gösterimdir. Bununla ters yönlü olacaktır. Ha niye ters yönlü olacak derseniz hocam işimiz var. Burada size Keynes'in likide tercih teorisini anlatmak gerekir. Ne yazık ki onu da anlatırsak bu ders maliye politikasından çıkar. Öyle bir vakitte yok. Yani aslında bakarsanız burada klasik para talebini, işte monetarist para talebini, kendinizin likide tercih teorisini biliyor gibi varsayarak biraz devam etmemiz gerekiyor. Peki hocam neden para arzını kontrol etmişiz? Belli neden para arzını kontrol ettiğimiz. Çünkü para arzını sadece Merkez Bankası tek başına herhangi bir değişkene bağlı kalmadan belirleyebilir. Fakat para talebi gelirin dışında bir de neyle ilişkili? Faizle ilişkili. E öyleyse ben Merkez Bankasıysam para arzını kontrol ederim. Para talebiyle hiç uğraşmam. Peki para talebini grafiksel olarak göstermek istesem nasıl gösterebilirim? İyi dedim dikey eksende, yatay eksende de. Efendim tutmak istedim, para dedim, para talebi dedim. Nasıl gösteririz bunu? Hocam hiperbol şeklinde değil mi? Efendim? Hiperbol şeklinde değil mi? Yani benziyor biraz. Şöyle beraber bir düşünelim mi Fatma? Faizden duyarsız para talebimiz var mı bizim? Ha bu arada siz biliyorsunuzdur ya, duymuşsunuzdur eminim. Ee, Keynes şu işlem amacıyla, ihtiyat amacıyla para talebine bir isim veriyor. Spekülasyon amacıyla para talebine bir isim veriyor. Buna ne diyor? Atıl para talebi diyor. Duyduk mu daha önce Hı? Anladım. Tamam. Buna da aktif para talebi. Şimdi bana yardımcı olun. Dikey eksende faiz mi var? Dikey eksende faiz mi var? Ey sınıf. Allah'ım bana geliyorlar. Evet hocam. Peki. Faizden duyarsız para taleplerim var mı benim? İşten ve ne? İhtiyat amaçlı. Yani aktif para talebi. Öyleyse önce para talebi eğrisi şöyle faizden duyarsız bir şekilde inmeli ne dersiniz? Evet, sonra hocam. sonra işlem amacıyla para talebi yani faize duyarlı olan kısım gelmeli, değil mi? Onu da şöyle negatif indirmeliyim. Ha hocam, bu arada e, faiz oranıyla bu ilişki belli bir noktaya kadar negatif yönde gider. Belli bir noktadan sonra faiz oranı ne kadar düşerse düşsün para arzı ne kadar artarsa artsın ya da faiz oranı değişmeyecektir. Negatif faiz oranı diye bir şey yoktur. Biz bunu negatif olarak düşünür böyle söyleriz ama aslında şurada hocam L ihtiyat artı L işlem amacıyla para talebi vardır. Şu aşamada ise karşınıza gelen L spekülasyon amacıyla dediğimiz kısımdır. Yani faiz ters yönlü olan ilişkidir. Fakat belli bir nokta son sonra negatif faiz olamayacağına göre aha, eğrimi yedim bu arada nereye gittiyse eğrim. Negatif faiz olamayacağına göre ne diyeceğiz hocam? Negatif faiz olamayacağına göre belli bir süre sonra ne olur? ...şöyle sonsuz esnek, likidite tuzağı dediğimiz bir para talebiyle karşılaşırız. İleride biz bunu çizerken böyle yuvarlayıp çizeceğiz. Böyle daha farklı çizeceğiz arkadaşlar. Peki, ee, daha sonra elem eğrisini biz oluştururken bu ikisini kullanacağız. Yani para arzı ve para talebine ihtiyaç duyacağız. Ama şöyle bir bakıyorum saate, galiba ara vakti gelmiş gibi görünüyor. Ee, bir 10 dakikalık ara verelim misin? On dakika sonra görüşürüz. Kaydı durduruyorum. Hocam fotoğrafınıza ne oldu? Efendim? Fotoğrafımıza ne oldu? <laughs> Fotoğrafımı kaldırdım. Niye hocam? Kötü kötü iyi miydi fotoğraf?